Yaklaşık 2 yıldır sürekli olarak Türkiye insansız ordu kurmaya hazırlanıyor başlıklarıyla sizlere duyurduğumuz proje Hulusi Akar tarafından ilk kez dillendirildi. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katılarak bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'yı yapay zeka ile donatılmış robotik ve otonom sistemlerle donatmak için geç kalmak istemiyoruz diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğin harp ortamında kullanacağı yeni nesil teknolojinin ağırlıklı olarak bunlar olacağını aktarmış ve 2 yıldır videolarımıza yalan diyenlere karşı bizim haberlerimizi doğrulamış oldu. İHA ve SİHA'lara yavaş yavaş eklenen insansız kara araçları ve SİDA'larla hızlı bir şekilde insansızlaştırılmaya başlanan harekat ortamına en erken uyum sağlayan silahlı kuvvetlerden birisi olan TSK'nın gelecek vizyonunda yapay zeka sahibi robotik sistemler ve otonom yani kendi başına hareket edebilen silahlar yer alıyor. SİHA'ların başarısıyla savaş tarihinde yeni bir kapı açan Türkiye'nin bu avantajı 21. yüzyıl boyunca sürdürebilmesi için rakiplerinden çok daha hızlı bir şekilde insansız ordu hazırlıklarına başlaması şart. İlk etapta tabii ki Terminator gibi makine askerlerin sahneye çıkmayacağı aşikar olsa da hava araçları ve deniz araçlarında insansızlaşma imkanı çok daha mümkün ve hızla gerçekleştirilebilecek durumda. Örneğin bir zırhlı kara aracını otonom hale getirmek, yeryüzü ve yol şartlarının sürekli değişmesinden dolayı oldukça zor olsa da tamamen düz bir deniz yüzeyinde hareket edecek insansız gemiler üretmek hiç de zor değil. Ürettiğiniz gemilerin yapay zeka sistemlerine kıyılardaki sığ ve tehlikeli noktaların haritasını eklemeniz halinde gemiler yapay zeka yardımıyla bu noktalara yaklaşmadan kıyının açığında istediğiniz her türlü görevi insansız bir şekilde yapabilir. Aynı şeyi zaten uzun süredir hava kuvvetlerinde görüyoruz. Türk SİHA'ları sahip oldukları otonomi özellikleriyle kendi başlarına kalkıp inebiliyor. Görev noktasına kadar insan müdahalesi olmadan gidip geri dönebiliyor. Öyle ki Türk SİHA'ları karşılaştıkları kötü hava koşullarında dahi gerekirse irtifa yükselterek, gerekirse rotasında ufak değişiklikler yaparak kendini koruyabilecek bir otonomi seviyesine ulaşmış durumda. Bu teknolojinin önemine pek tabii ki en yakından şahit olan eski Genelkurmay Başkanımız, şimdiki Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın bu sözlerinin çok kıymetli bir kurmay düşüncenin eseri olduğu aşikar. Genelkurmay karargahında onlarca İHA ve SİHA operasyonunu canlı olarak izleyip yöneten, Suriye'ye ve Irak'a gerçekleştirilen operasyonlarda insansız sistemlerin neleri başardığını bizzat tecrübe eden Hulusi Akar, Türkiye'nin ordusunu yapay zekaya sahip robotik sistemler ve otonom silahlarla donatmakta geç kalmayacaklarını söyleyerek gelecek vizyonunu bir nebze olsun açıklamış oldu. 2 yıldan uzun süredir yaptığımız yayınlarda Türkiye insansız ordu kurmaya hazırlanıyor başlıklarıyla sizlere duyurduğumuz bu projenin en yetkili resmi ağızlardan teyit ediliyor olmasını ise kendi adımıza bir habercilik başarısı olarak atfediyor. Sizleri Türkiye'nin gelecek projelerinden yıllarca önce haberdar olmak için kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Unutmayınız ki biz çoğunlukla halihazırda var olan, duyurusu yapılmış, tanıtımı yapılmış, her detayı zaten pek çok kişi tarafından açıklanmış sistemleri sizlere aktarmak yerine daha çok gelecekte üretilmesi planlanan ya da ihtimal dahilinde olan yerli projelerden sizleri erkenden haberdar etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yaptığımız iş süresince kesin olmayan pek çok duyumu da sizlere aktardığımız için bazı haberlerimizin doğru çıkmama ihtimali olduğu gibi %90 hatta %95 seviyesinde yaptığımız haberler resmi ağızlardan teyit ediliyor. Pek çok videomuzda sizlere bahsettiğimiz teknolojilerin resmi ağızlardan duyurularının yapılmasıyla birlikte bizler üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmenin sevinciyle siz değerli takipçilerimize bu duyuruları tekrar yapıyoruz. Zaten yaptığımız vazifenin sizler tarafından takdir ediliyor olması bizlere en büyük mutluluk kaynağı.
yaklaşık 98 bin aboneye sahip olan Milli Uyanış ailesi olarak önümüzdeki yıllar boyunca nefesimiz el verdiğince bu vazifeyi yerine getirmeye çalışacağız. Şimdiden bir kusurumuz olursa affola diyoruz. Biz neyse konumuza geri dönelim. Hulusi Akar'ın konuşmasında bahsettiği yapay zekalı otonom sistemlerin en yeni üyesi ise Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK SİDA olacak. Önümüzdeki süreçte insansız fırkateynler, insansız destroyerler, belki gelecekte insansız denizaltılar ve insansız uçak gemilerine gidecek yolun ilk adımını oluşturan ULAK SİDA, Antalya merkezli Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı. ARGE faaliyetlerine 2018 yılında başlanan ve 2021 yılının sonuna kadar atışlı testlerini tamamlayarak seri üretime hazır hale gelmesi planlanan ULAK SİDA'nın 2022 yılında envantere alınması bekleniyor. 2018'de başlayan proje kapsamında 2019'un sonuna kadar ARGE yapılmış, 2020'nin ilk çeyreğinde de prototip tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Haziran 2020'de ilk botun üretimine başlandı ve 28 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen ortak bir basın açıklamasıyla ULAK SİDA kamuoyuna duyurulmuştu. Toplam 2 ton faydalı yük kapasitesine sahip olması beklenen insansız deniz aracı UMTAS, L-UMTAS ve Cirit füzelerini ateşleyebilecek. Bu noktada yine önceden üretilmiş ya da açıklanmış sistemler yerine ULAK SİDA'nın bir sonraki versiyonu olan ULAK gemi savar versiyonunu uzun süredir sizlere aktarıyoruz. Bu versiyonda atmaca gemi savar füzeleri kullanılacak ve ULAK SİDA'nın gemi savar versiyonuyla birlikte Türk donanması insansız bir şekilde düşman gemilerine taarruz etme kabiliyetine kavuşacak diyelim. Çok yakında gemi savar versiyonunun da resmi tanıtımının yapılması planlanıyor. Bu tanıtımın yapılmasının ardından tekrar sizlerle bu duyurularımızı paylaşacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.